Annem. Oh, şükürler olsun. Oğlum. Oğlum başıma neler geldi bir bilsen. Ah be annem. Ne işin var senin burada? Çok korkuttun bizi. Ah be annem. Niye haber vermedin bana? Ben gelip alırdım seni. Hiç başına böyle şeyler gelmezdi. Hem sen ne yaptın bu saate kadar? Bir şey yapmadım oğlum. Ne yapayım? Sana gelirken olanlar oldu işte. Ama merak etme. Bir kız yetiştiğimde adıma görsen kendi anasını korur gibi korudu beni o adamdan. Allah razı olsun. Kim bu kız? Nermin teyze nereye gitti ya? İşe de geç kaldım. Şu liste neredeydi? Yaz bekliyordur şimdi. Ya Nermin, bir başına böyle gezip dolaşmaya kalkarsan elbet başına bir şey gelir. Ne bekliyorsun başka? Baba, kadın zaten korkmuş. Görmüyor musun, morali bozuk. Bir de sen gitme üstüne. Efendim Eylül. Bu Yaşar'ın kızıyla ne konuşuyor hala? Allah aşkına sen bir karışma. Alo Yaz. Benim bir işim çıktı da hala alışveriş yapamadım. Biraz gecikeceğim, onu söylemek için aradım. Tamam, sorun değil. Ben de dışarıdayım zaten. İşin bitince kafeye geçersin. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum. Hadi gel, içeri girelim, ifade alacaklar. Hem zaten şu hayatımı kurtaran kızla da tanıştırayım sizi. Çoktan ifadesini vermiştir, beni bekliyordur şimdi. Belli sen kafaya takmışsın bu kızı. Çok sevmişsin. İlla bize de sevdireceksin. Oğlum. Bak, inci gibi kız. Bak, etrafında gördüğüm bütün kızlar taşsa, çakılsa o kız bir inci. Anam dediydi dersin. Hem zaten yarın yemeğe çağırdım. Her türlü tanışacaksınız. Tamam anne, hadi gel. Hadi, hadi yürüyün. Nermin teyze nerede ya? Gerçi çantası bulundu, gerisini kendisi halleder herhalde. Buyurun efendim. Yakınlarım da gelebilir mi? Tabii. Uzun zamanlar aradığımız bir hırsızdı. Gözüne kestirdiği kadınların çantasını çeken bir serseri. Bugün peşinde koşan kız yüzünden bir sürü kameraya yakalanmış. Biz de o sayede yakaladık. Bak, komiser bey de görmüş kızdaki cevheri. Nasıl, pırlanta gibi kız değil mi komiser bey? Nermin, sen çantayı aç da bak eksik meksik var mı? Çene çalma. Tekrar büyük geçmiş olsun. İnşallah başınıza bundan sonra böyle bir talihsizlik gelmez. Çok sağ olun amirim.
Şu ifadenizi imzalayıp çıkabilirsiniz. Nere? Şurası. Allah'ım, nereden çıktı bu mide bulantısı ya? Uf, inşallah korktuğum şeyden değildir. Yok yok, olmamıştır öyle bir şey herhalde. Nermin teyze nerede ya? Nereye kayboldu bu kız? İşi gücü çıkmıştır gitmiştir Nermin. Tamam işte, uzatma. Bizim de işimiz var. Gidelim. Yağız'la tanışsınlar istiyorum Adnan. Kızı çok sevdim. Görür görmez kanım kaynadı diyorum. Ay, niye üstüme geliyorsunuz? Beni o hırsızın elinden o kurtardı. Sen kurtarmadın. Ha, görüp de bir helallik alalım diyecek yerde, ay boş verelim gidelim diyorsun. Hey Allah'ım ya. Yürü gidelim hadi, yürü. Annem. Belki dışarıdadır. Gel biz dışarı bakalım. Aa. Bu onun bilekliği. Alalım yanımıza da görünce verelim. Ne güzel olurdu tanışsaydınız şu kızla. Oğlum, etrafa bakarak ol. Siyah mantolu bir kız görürsen haber ver. Çok uzaklaşmış olamaz. Anne, sen zaten bu kızı yarın yemeğe çağırmadın mı? Ben her türlü orada tanışmış olacağım. Ya bir kızdan paçasını yeni kurtardı bu oğlan. Senin derdin yenisini bulmak mı? Ay, beni niye anlamıyorsunuz? Kaç tane kız doğurdum. Sizin gibi ezbere konuşmuyorum. Bu kızın mayası bir başka. Bu kızın gözündeki pırıltı başka. Bekir abi, şurada durur musun? Anne, şu giden kız mı? Siyah paltılı olan. Aa, evet bu kız, o kız. Al. Tamam anne. Ben bir teşekkür edeyim. Bilekliğini de vereyim kızım. Pardon. Bakar mısınız?